Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tuvalette oynamalık oyunları tanıtacağız. İlk oyunumuz Marslı Savaşı, The Great Martian War olarak geçiyor. Olay 1913 ile 1917 arasında dünyayı işgal eden Marslara karşı verdiğimiz savaşla alakalı. Yani çok değişik bir hikayesi var. Oyun oynaması gayet basit. Karakterimiz zaten koşuyor, askerimiz. Sağ sol yönlendirmeleriyle yönetiyoruz. İşte alttan kayıyor. Bir şeyin alttan geçmek isterse şöyle yapıyoruz. Olması gerekirse böyle yapıyoruz. Bakalım biraz uzaylı var mı yok mu? Dediğim gibi oyun iOS'ta ve Android'de ücretsiz. İyi bir oyun. Daha bir ay olmasına rağmen 1 milyon sayısına ulaştı toplam. Her iki platform dahil. Şöyle bir uzaylı görseydik de içimiz gam yemeseydi. Nerede Marslı Marslı'yorlar? Sabahtan beri Marslı yok ya. Aha gördüm Marslı. Bak 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 şu Mars'ı işte. Az kalsın geberiyorduk. Aslında hikaye biraz değişik. 1913 yılında dünyayı Mars'ın işgal etmesi hikayesi. Ne oldu lan? Bir şey konuşuyorduk ya. Dediğimiz gibi oyun güzel. İşte upgrade'lerle ilerleyebiliyorsunuz. Tabi oyun içi satın almalar da mevcut. S**t oynayabileceğimiz güzel bir oyun. Tavsiye ederiz. İkinci oyunumuz Clear Vision 3. Bildiğiniz gibi 1 ve 2'si çok rağbet görmüştü. Şu an 1 ve 2'si paralı bu oyunun. 2 lira 41 kuruş Google'da, 1 lira 79 kuruş da iOS'ta. 3'ü ücretsiz her iki platformda, hem iOS'ta hem Android'de ücretsiz bir şekilde mevcut. Hemen indirip oynayabilirsiniz. Oyun normal bir aile babası gibi yaşayan karakterimizin aslında karanlık dünyasını anlatıyor. Bir kiralık katil kendisi. Görevler geliyor. Bu gelen görevlerle de öldürmesi gereken kişileri görüyor. Onları temizliyor. Şöyle bir görev yapalım. İlerledikçe silah alabiliyoruz kazanılan paralarla. Uhu! Bakalım görev geldi mi başka? Tekrar bakıyoruz. Şu yukarıdaki sıfır rüzgarın esmediğini gösteriyor. Yani tam orta noktaya getirmeniz gerekiyor. Nerede bu? Aa, kafa oynuyor, çakalım bak. Geber. Rüzgar eksi 20'de şöyle yapıyoruz. Şimdi önce kafayı nişan aldık. Çabuk çabuk. 7200 metre mi? Şu 6. 7200. Şurası. Eksi 20'de burası. Ne oldu a**ım ya? Vuramadım. Vuramadım ya. Tüh. Retry yaparsak da 2 istiyor. Bize bir tane var. İşte 50 saniye sonra falan gelecek. O yüzden retry yapamadık. Ama çok güzel bir oyun. Vakit geçer, sıçarsınız, keyif alırsınız. Hazır ücretsizken de kaçırmayın derim. Niye vurmadım ya? Üçüncü oyunumuz Jetpack Joyride. Çoğunuzun bildiği bir oyun. Ya da bir arkadaşında gördüğü bir oyun. Şöyle bir girelim. Half-Brick Games yaptı bu oyunu. Bu firmayı da Fruit Ninja'dan tanıyabilirsiniz. Bu meyve falan filan kestikleri. Oyun 50 milyon ile 100 milyon arası indirilmiş Google Play'de. Bu çok ciddi bir rakam. Yani bir o kadar da iOS'ta vardır. Karakter şu jetpack'i çalıyor bilim adamlarının olduğu yerde. İşte üstlerinden altlarından kaçıyor falan filan. Biliyorsunuz az buçuk oynamayı. Yani tam bir aslında. Şöyle bir göstereyim. Sadece dokunarak oynanıyor. İşte altın topluyoruz. Sonra bu altınlarla bazı şeyler alıyoruz. Şu zımbırtılar işte arada bir değişik karakterler getiriyor. Bunları alırsak da İki kere yanma hakkımız oluyor. Önce bu karakter gidiyor, sonra diğer elemanımız ölecek o şekilde. Gittikçe de hızlanıyor yalnız bu arada. Hay ya. Aa, tuzağa bak. Çakalları görüyor musun? Oyun gittikçe hızlanıyor, gittikçe de geriyor. İşte topladığımız altınlarla karakterimize kıyafet alabiliyoruz. Yeni özellikler getirebiliyoruz. İşte belli bir metameden başlayabiliyoruz. Çok akıcı. Şu aslında çok basit ve çok akıcı bir oyun yapmışlar. Gittikçe de hızlandıkça insan panik oluyor. Şu XMX'i toplarsak da ay s*** ya. Onları toplarsak da işte en son böyle spin'de bir işimize yarıyor. 4 tane toplamışız. Hadi çıkmadı. Hadi gel bakayım. Aman büyük olay. Ha ne oldu? Düşene bir de oyun vurdu. Ha bu oldu işte. Olmadı anasını. 50 metre yukarı attı. Bir daha geldik. Bir dahaki sefere topladığımız altınlar 2 ile çarpılacak demek oluyor.
Oyun paralı kısmı var mı? Bakalım şöyle bir. Evet. Oyun içi satın alma mevcutmuş ama dediğim gibi gerek yok zaten şöyle oynayacağımız için. Oyunu bilen biliyor. Biz sadece sıç oynanabilecek bilindik sade temiz bir oyun diye tanıttık. Bu videomuzda da size tuvalette böyle oynayabileceğiniz basit güzel oyunları tanıttık ücretsiz olanlardan. Siz de aklınıza da gelen tuvalette oynuyorum, aa ben bunu dediğiniz oyunlar varsa bana şu altta gördüğünüz Twitter adresimden yazabilirsiniz. Haftaya yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin.